Sizin kalbinizde başkanlık sistemi yatıyor. Gönlümde var. Erdoğan net konuştu bu üst başlık. Onun altında gönlümde başkanlık var. Gönlümde. Bir şey demedim. Dün Habur sınır kapısında yaşanan manzara karşısında umutlanmamak mümkün. Bu bir umuttur. Türkiye'de bir şeyler oluyor. İyi şeyler oluyor. Güzel şeyler oluyor. Umut verici gelişmeler oluyor. Bunun bir şova dönüştürülmesini arzu etmiyoruz. Çünkü ikinci bir habur yaşamak da istemiyoruz. Biz geldik, Esat kardeşimle oturduk. İki ülke arasındaki meseleleri konuştuk. Kardeşlerim, şu anda dünyada yüzü aşkın ülke bu kardeşimizin ve ekibinin liderliğini kabul etmiş vaziyette. Bu ne demek? Ey Esat, biz seni artık tanımıyoruz. Hadi defol demektir. Hem laik hem Müslüman olunmaz. Ya Müslüman olacaksın ya laik. İkisi bir arada olduğu zaman adeta ters mıknatıslanma yapar. Laiklik tüm inançlara eşit mesafededir. Ve onların güvencesi durumundadır. Ama bunu yani İslam karşıtı olarak getirdiğiniz zaman burada bir yanlışa düşersiniz. Kubbeler miğfer, camiler kışlamız, müminler asker. Bütün imar planlarında eskiden cami yazardı. Camiyi imar planlarından çıkardık, onun yerine mabet yazdık. Milliyetçilik belli idealler, belli değerler etrafında buluşmak, bir gelecek vizyonu etrafında kenetlenmek, insanlığın tamamının huzur ve barışı adına tek yürek haline gelmektir. Milliyetçilik kendi milletine, kendi vatanına, ülkesine, onlarla birlikte tüm insanlığa, mazlumlara, mağdurlara ulaşmak, onlara el uzatmak, onlara kucak açabilmektir. Biz her türlü milliyetçiliği ayaklarının altına almış bir iktidarız. Tayyip Erdoğan'ın başında olduğu bir iktidar hiçbir zaman terör örgütüyle masaya oturmamıştır ve oturmaz. Adayla görüşme yaptırırız. Kimlerle? İşte bu işlerle görevli olan elemanlarımız vasıtasıyla. Şu sıralarda yaptırıyor. Halen var mı bir görüşme? Halen var tabii. Ha bu arada İmralı ile ilgili görüşmeler yine olabilir. Adının başında milletvekili sıfatı olanlar, adının başında genel başkan sıfatı olanlar pervasızca çıkıp dağdaki gençleri teşvik edebiliyorlar. Dağa çıkan PKK'lı teslim olmasın deme pervasızlığını, sorumsuzluğunu sergilerler. Beğenirsin beğenmezsin. Bu gelenler bu ülkenin seçilmiş milletvekilleridir. Her bir vatandaşımın endişesi, emin olunuz, bizim endişemizdir. Bize oy versin vermesin, bize gönül versin vermesin, bizi sevsin ya da sevmesin. Her bir vatandaşımın yaşam tarzı bizim namusumuzdur. Bizim teminatımız altındır. Kusura bakmayın. Biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur. Başkası olmaz. Sağ ol, oy senin olsun. Oy senin olsun. Al onu kendine sakla. Tamam, kendine sakla. Onu sen vermen gereken yere ver.
bu ülkenin başbakanı. Soruyorum sizlere, bir anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da tabii bedelini öder, o ayrı mesele. Zaten bedelini de ödedi. Çünkü bu insanların moral değerler noktasında, motivasyon noktasında eğer biz darbeyi vurursak biz bu terörle mücadelede çok büyük darbe yeriz. Yani şu çözüm süreci içerisinde bizim buna şiddetle ihtiyacımız var. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın bunların içinde karacısı var, denizcisi var. E şimdi yani bizim bu kadar yani fırkateynlerimiz, ne bileyim gemilerimiz vesaire yani neredeyse komuta kademesinde oralara gönderilecek subayımız kalmıyor ya. Böyle şey olmaz. Doğu ile Batı'yı, Müslümanlarla Hristiyanları ayrıştıran en büyük çatışmaların Haçlı seferleri olduğu iddia edildi. Haçlı seferleri aynı zamanda tüm bu tarafların birbirini tanıdığı, birbiriyle iletişime geçtiği, birbiriyle ittifaklar kurduğu, en önemlisi de çok yoğun bir şekilde bilim ve sanat noktasında alışverişte bulunduğu dönemlerdi. Bunlar televizyon ekranındaki ecdadımızı zannediyorum o muhteşem yüzyıl belgeselindeki gibi tanıyor. Kimin ne söylediğine değil, siz gelin bizim ne söylediğimize bakın. Yalan söyleyenden başbakan olmaz.